Genellikle 60 yaş ve üzerindeki hastalara yapılan diz ameliyatları hastanın durumuna göre yaş faktöründen bağımsız da gerçekleştirilebiliyor. Peki diz protezi ameliyatının riskleri var mı? Diz protezi ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Profesör Doktor Mehmet Arazi anlattı. Total diz protezi ameliyatı dünyada en sık yapılan ameliyatlardan birisidir. Özellikle biz total diz protezini ülkemizde çok yaygın olarak yapmaktayız. Çünkü bunun çok etkili olduğu bir hasta grubu var ve bu hastalarımızda çok iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Total diz protezi genelde bizim yaptığımız hastalar diz ekleminin ileri derecede artık son aşamasına gelmiş kireçlenme hastalarıdır. Bu hastalarda total diz protezi oldukça başarılı, uzun vadede etkili, 10 yıllık çalışmalarda %95'in üzerinde fonksiyonel olarak çalışmaya devam eden etkili bir cerrahi tedavi yöntemidir. Özellikle son yıllarda insan hayatının ortalama ömrünün uzaması, bir takım obezite gibi risk faktörlerinin artması sebebiyle bu ameliyata ihtiyacı olan hastaların sayısının giderek arttığını belirten Mehmet Harazi, hastalara uygulanan protez çeşitlerini sıraladı. İnsan hayatının ortalama ömrünün uzaması, bir takım obezite gibi risk faktörlerinin artması sebebiyle bu ameliyata ihtiyacı olan hastaların sayısı da giderek artmaktadır ve ciddi bir hasta popülasyonunda bu ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır. Biz buna total diz protezi diyoruz. Bir kısmına yarım protez dediğimiz ya da tek taraflı protez dediğimiz protez de yapabiliriz. Protez ameliyatlarının risklerinden de bahseden Arazi, hastaları ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonlara karşı uyardı. Bu başarılı uygulamalar beraberinde bir takım sıkıntılar da getirmektedir. Yine bizim için çok önemli komplikasyon enfeksiyon komplikasyonudur. Bir protez ameliyatının başarısı ciddi anlamda düşmektedir. Yani enfeksiyon çıkan hastalar çok tedavisi zor olmakta. Hem hastaya ciddi bir sıkıntı yaratmakta hem de hastanelere ciddi bir yük yaratmaktadır.